Paris gezimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bulunduğum yer Trocadéro Meydanı. Bakın hemen gördüğünüz bu meydan Paris'teki Eiffel Kulesi'ni görebileceğiniz en güzel açıları sunuyor. Şu anda inşaat çalışmaları olduğu için etrafı biraz kapatmışlar ama aşağıdaki merdivenlerden ya da yukarıdan yine gözlemleyebiliyorsunuz. Ama buradaki tek sıkıntı inşaat değil tabii ki. Gördüğünüz insan yığını. Buraya sabahın çok erken saatlerinde gelmeniz lazım ya da gece çok geç saatlere gece fotoğrafları için gelmeniz lazım. Aşağıdaki ve yandaki binalar müzeler arkadaşlar. Birçok amaçta müzeler kullanılıyor. Aşağıda çok güzel bir akvaryum da var. Onun dışında zaten hediyelik eşya almak isterseniz en ucuz bulacağınız yine siyahi arkadaşları alabilirsiniz. Onlar maskotlar, magnetler birçok şey satıyorlar. Burayı da gezdikten sonra artık Louvre zamanı diyoruz bugün. Louvre'a gideceğiz. Oraya gidene kadar da size görmeniz gereken yerlere anlatmaya devam edeceğim. Burada şehrin en görkemli yapılarından bir tanesi olan Les Invalides var arkadaşlar. Burası Paris'in dört bir yanından altın kubbesiyle görünen muhteşem bir mekan. 14. Louis zamanında 1671-78 yılları arasında yapılan, içinde ordu müzesinden kiliseye, küçük bir hastaneden farklı farklı yapılara kadar birçok eseri barındıran bir mekandayız. 11 euroluk bir giriş ücreti var. Biz hani belki ücretsiz bir kısım varsa ön taraflara bakmaya çalışacağız. Onun dışında savaş zamanında burada 4000 tane gaziye sağlık hizmeti verilmiş. Şu anda şehrin en önemli ve ikonik yapılarından bir tanesi. Şimdi biz de bir içeriye girmeye çalışacağız. Heykel severleri buraya alalım. Burası dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Rodin'in evi arkadaşlar ve müzesi olarak aslında hizmet veriyor. Arkamda gördüğünüz bu muhteşem yapının içerisinde Rodin'in cehennem kapısından katedrale ve en önemlisi şu köşede gördüğünüz Bakırköy Deliler Hastanesi'de bulunan Düşünen Adam heykelinin orijinaline kadar birçok heykeli burada görebiliyorsunuz. Çok güzel bir bahçe düzenlemesi var. En son 8 sene önce geldiğim zaman gezmiştim ama şu şartlarda dediğim gibi bunu her videoda söylüyorum. Maalesef her müzelere giremiyoruz. 13 euro. Buranın giriş ücreti 13 euro arkadaşlar. Yani nereden baksanız bir 250 liraya geçiyor. Burası da böyle arkadaşlar. Hani yaklaşık bir 1-2 saatte gezebileceğiniz bir müze. Rodin'le alakalı bütün ürettiği o heykelleri, eserleri bu müzede görebiliyorsunuz. Burası da hemen zaten az önce anlattığım Les Invalides'in hemen arka çaprazında bulunuyor. Sıradaki mekanımız Les Invalides ile Şanzelize'yi birbirine bağlayan 3. Alexander Köprüsü arkadaşlar. Burası Rus çarı olan, Fransızca'yı ana dili bir konuştuğu için Fransız halkı tarafından çok sevilen 3. Alexander'a adanmış bu köprü. Hatta 1892 yılında Fransa ile Rusya arasında yapılan ittifaka ithafen bu köprü inşaata başlatılmış arkadaşlar. Ve bu köprünün en büyük özelliği de dünyanın en güzel köprülerinden bir tanesi olması, Eiffel manzarası sunması, diğer tarafta artık Concorde meydanına açılması. Böyle güzel özellikleri de var. Şu anda Fransa'nın en popüler köprülerinden bir tanesi dediğim gibi. Buradan sonra da artık yavaş yavaş Petit Palace'dan sonrasında Concorde'a doğru devam edeceğiz. Şu anda iki tane muhteşem sarayın ortasındayız arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz Grand Palace ama daha önemlisi bu da Petit Palace. Zaten Grand büyük demek, Petit küçük demek Fransızca'da. Ama bunu küçük olduğuna bakmayın, muhteşem bir saray kendisi. İçinde Fransa'nın en ünlü sanatsal eserlerin sergilendiği, galerilerin olduğu, sergilerin olduğu ünlü saray. Buraya tabii ki ciddi bir ücretle 13 ya da 15 euro diye hatırlıyorum giriş yapabiliyorsunuz. Onun dışında bakın hemen arkamda gördüğünüz yerde Winston Churchill'ın heykeli de var. O meydana da Winston Churchill meydanı diyorlar arkadaşlar. Buradan sonra da artık Concorde meydanına doğru sağdan devam edeceğiz. Ama bu iki sarayı da mutlaka gelip görmenizi tavsiye ederim. Bir tanesi şu anda kapalı çünkü restorasyon var ama Petit Palace şu anda açık. Devasa o altın kaplama kapısıyla ziyaretçilerini bekliyor. Thank you.
sırada 359 metre genişliğiyle dünyanın en büyük meydanlarından bir tanesi olan Concorde Meydanı'ndayız arkadaşlar. Burası meşhur kraliçe Marie Antoinette'nin de giyotinle idam edildiği meydan. Zaten bir meydanda bir yerde şöyle yeşil ışıklar görüyorsanız o yeşil direklerin olduğu yere giyotinlerin kurulduğunu ve zamanla buralarda idamların yapıldığını bilmeniz gerekiyor. Ortasında devasa bir dikili taş var. Meşhur Şanzelize Bulvarı'nın da bittiği nokta burası. Zafer Takı'ndan başlıyor. 2 kilometre sonra burada bulvar bitiyor arkadaşlar. Buradan sonra da bakın Louvre'ye geçmeden önce birazdan size göstereceğim çok güzel bir kilise var. Medellin Kilisesi. Magdalena. Öyle bir kiliseydi, tam hatırlamıyorum. Şuradan oraya geçiş yapabiliyorsunuz. Sonrası zaten turist bahçeleri başlıyor. Sonra Louvre başlıyor. Concorde'dan da tam karşıya baktığınız zaman o gün söylediğim o Illuminati'nin çizgisini, yani o Zafer Takı'ndan Louvre'ye kadarki hatı komple görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası da böyle. Şimdi kiliseye doğru devam ediyoruz. Fransa dediğiniz zaman akla gelen ilk yemeklerden bir tanesi olan makaron arkadaşlar. Şu anda La Durée'ne geldik. La Durée. Burası Paris'teki en ünlü makaroncu. 2 Euro'dan başlıyor fiyatlar arkadaşlar. Hatta 2.40 Euro'dan başlıyor tanesi. Yan tarafta restoranı var. Böyle saray gibi bir yerdeyiz şu anda. Arkadaşlar almak istediler. O yüzden girdik. Ben de size göstermek istedim. Eğer makaron seviyorsanız La Durée'den şaşmayın. Dışarıda 1 Euro civarında da bulursunuz ama burası. Sırada muazzam bir yer var arkadaşlar. Adını Mecdeli Mariam'den alan Magdalena Kilisesi. Arkamda gördüğünüz bu muhteşem mekan arkadaşlar. Atina'daki Akropolis'e çok benziyor. 52 tane devasa sütunla yapılmış. 1763-1842 yılları arasında tam 80 küsür senede tamamlanan muhteşem bir yapı arkadaşlar. Borsa binası olarak kullanılmış, tiyatro olarak kullanılmış, müze olarak kullanılmış. Şu anda da kilise olarak kullanılıyor arkadaşlar. Yani uzun zamandır az önce içeriden çıktık. Çok güzel bir organ sesi de vardı. Beni bu kadar etkileyen bir mekanı çok hatırlamıyorum. İtalya'dan sonra böyle kiliseler görmüştüm ama burası çok unutulan bir yer. Çok gelinmiyor. Hemen Concorde Meydanı'na böyle baktığınız zaman ileride göreceksiniz. Şu an ön tarafında restorasyon var, kapalı ama sağ tarafındaki sütunları görüyorsunuz. Muazzam bir yer. Buraya da mutlaka listenize ekleyin. Sırada muhteşem bir meydan daha var arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz Vendôme anıtı, Vendôme meydanı Fransa'da Paris'teki en güzel meydanlardan bir tanesi arkadaşlar. Hemen sol tarafımda Adalet Bakanlığı binası, sağ tarafımda da buranın adını alan Vendôme Oteli var. Arkamda da 45 metrelik, 44.3 metrelik Vendôme sütunu var arkadaşlar. Burası çok bilinen bir yer değil maalesef. Daha doğrusu burayı çok tur programından çıkarıyorlar ama görülmeye değer bir yer. Hemen gördüğünüz her bir dükkanda Paris'in ya da dünyanın en ünlü markalarının mağazaları var. İşte bu elit mekandan artık Louvre'ye doğru devam ediyoruz. Ve meşhur Tuileries bahçelerine geldik arkadaşlar. Burası Concorde Meydanı'yla arkamda gördüğünüz Louvre Müzesi arasında bulunan Paris'in en huzur dolu mekanlarından bir tanesi. Görüyorsunuz şu anda herkes burada dinleniyorlar. Arkada devasa bir dönme dolap da var. Orada bir eğlence merkezi var. Burası 1564 yılında Medici ailesi tarafından eski Louvre Müzesi'nin yeri olan Medici Sarayı'nın bahçesi olarak yapılmış. 1600'lü yıllarda da halka açılan 500 yıllık bir park haline gelmiş. Arkasında Orsay Sarayı görünüyor. Bakın arkasında meşhur Orsay Müzesi görünüyor. Özür dilerim. Dediğim gibi burası bayağı büyük bir park. Şehir parkı. Burada işte insanlar bütün gezilerini yapıyorlar, dinleniyorlar. Ondan sonra artık Louvre Müzesi'nde keyifli, kültür dolu bir rotalarını çıkıyorlar arkadaşlar. Çok güzel bir park. Ben burayı çok seviyorum. Her geldiğim zaman şurada birkaç saat dinlenirim, otururum. Ama bu sefer biraz vakit dar olduğu için öyle bir keyfim olamayacak. Şimdi meşhur Louvre Müzesi'ne geçiyoruz. Dünyanın en büyük müzesi Louvre var arkadaşlar. Burası simgesel yapıların başında gelen yerlerden bir tanesi.
73 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz arkadaşlar. İçerisinde 40 kilometreye yakın bir yürüyüş rotası var. Bu müzenin içinden bahsediyorum arkadaşlar. 350 binden fazla eser var. İlk açıldığı zaman, 1700'lü yıllarda ilk açıldığı zaman içine sadece 500 tane eser varmış o zamanlar, ama şu anda 350 binden fazla eserden bahsediyoruz. Ve en ünlüsü tabii ki Mona Lisa. Geçenlerde kendisine bir saldırı yapılmıştı. Ama sanırım şu anda düzeltilmiş ve ziyarete açılmış. Gördüğünüz gibi bu muhteşem meydanda ünlü cam piramidiyle Hollywood filmlerinin doğal bir seti gibi binlerce filmde izlemişizdir burayı. Özellikle son zamanlarda Melekler ve Şeytanların Dan Brown serisinde burayı sıkça görmüştük. Louvre Müzesi'ne şu anda giriş ücreti 17 euro. Ama şunu söyleyeyim, eğer kısıtlı bir vaktiniz varsa kesinlikle buraya girmeyin. Çünkü burayı yaklaşık bir günde tamamen gezebiliyorsunuz. Çok hızlı gezerseniz bile yarım günden aşağı çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Online aldığınız zaman biletler biraz daha ucuz oluyor. 16 euro civarı oluyor, ama en güzel tarafı hızlı bir şekilde giriş yapıyorsunuz. Normalde bugün ilginçtir, çok fazla insan yok içeri giren. Ama normalde şu meydanda komple sıralar oluyordu arkadaşlar eskiden geldiğimizde. Burası ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. İçeriden de görüntüleri gördünüz zaten. Buradan sonra da artık diğer mekanlara doğru devam edeceğiz. Arkamızda çok önemli bir yer var arkadaşlar. İsmi neydi hocam? Porte Carcentier. Le Consacrier diye. Tam bilmiyoruz. Arif'cim bir dokunuş yaptı. Burası arkadaşlar Fransız İhtilali'nden sonra çok uzun bir süre hapishane, adliye gibi amaçlarla kullanıldı. Hatta Marie Antoinette'nin de idamdan önce ölümü beklediği hücresi, o nemli hücrede yine bu binanın içerisinde. İçeride şu anda giyotinler, o Marie Antoinette'nin mektubu, birçok işkence aleti gibi şeyler var. 17. yüzyıl civarında da, pardon, 12. ve 13. yüzyılda da kraliyet ailesinin bir dönem ikametgah olarak kullandığı aslında bir kale burası. Hemen eski Paris dediğimiz adanın üzerinde bulunan en heybetli mekanlardan bir tanesi. Buradan sonra artık hemen arkasında Notre Dame ve Saint-Chapelle'e buradan gidebiliyorsunuz. Biz de şu anda arkadaki köprüden onu yaparak mekana giriş yapacağız. Ve muhteşem bir mekan daha var arkamda arkadaşlar. Şu an arkamda gördüğünüz Saint-Chapelle, yani Aziz Çapeli, 1248 yılında 9. Louis'in isteği üzerine yapılmış. O dönem kutsal emanetlerin saklandığı muhteşem bir kilise. Tamamen cam vitraylarla kaplı. 11,5 euro giriş ücreti var arkadaşlar arkamdaki şapelin. Geçen sefer de girememiştim, bu yüzden de yine giremedim. Gerçekten içim kan ağlıyor bu konuda. Hatta o dönem 2. Haçlı Seferi sırasında kraliyetin isteğiyle Bizans İmparatorluğu'ndan alınan Hazreti İsa'nın tacı da bu kilisede uzun süre saklanmış. Tam bir gotik harikası arkadaşlar. Şu anda detaylardan görüyorsunuz. Muazzam bir kilise. Eğer Paris'e gelecek olursanız mutlaka görmenizi isteyeceğim 3 mekandan bir tanesi. Mutlaka bütçenizi ayırın. Burada Paris'in bir diğer önemli simgesi Notre Dame Katedrali var arkadaşlar. Birkaç sene önce buranın kötü bir haberini almıştık. Çatısı yanmıştı. Zaten şu anda gördüğünüz gibi inşaat devam ettiği için, restorasyon çalışmaları devam ettiği için içeri girişler yapılamıyor. Biz de ona üzüldük tabii ki. Burası eskiden Sully adı verilen bir piskoposun rüyasında Paris'in en büyük katedralinin inşaatının yapılması gerektiğini görmüş ve eskiden burada bir kalıntılar varmış ve 163 yılında buraya devasa bir katedral yapılmaya başlanmış. Ama yapım 170 yıl sürmüş ve 1345 yılında tamamlanmış. Arkamda gördüğünüz bu katedral neredeyse 1000 yıldır dimdik ayaktaydı, ta ki 2-3 sene önce yanana kadar. Şu anda inşallah önümüzdeki zamanlarda burası tekrar açılacak. Tam bir gotik şaheser arkadaşlar. Ücretsiz olarak gezebiliyorduk eskiden. Muhtemelen bundan sonra o şekilde olacaktır. Genellikle merkez katedraller ücretsiz olurlar. Şimdi önünde böyle küçük bir meydan var, ama en güzel manzarası da hemen ön tarafında bulunan Sen Nehri'nin kıyısında olmasından dolayı arka taraftan çok daha güzel bir manzarayla çekebiliyorsunuz. Burayı da anlattıktan sonra artık Saint Germain kısmına geçeceğiz. Saint Germain'de Parisyen dediğimiz Paris'in yerlerinden çok takıldığı yerler arkadaşlar. Rengarenk kafeler, barlar, yemek yiyecek yerler,
renkli sokaklar, hatta muhteşem Pantheon ve Lüksemburg bahçelerinde ev sahipliği yapan yer. Oh, yola atladım. Burayı da bitirdikten sonra artık yolumuza karşı kısımla devam edeceğiz. Latin Quarter bölgesine geldik arkadaşlar. Burası Saint Germain kısmındaki en güzel bölge. Arkamda da Saint Severin adı verilen güzel bir katedral var. Daha doğrusu kilise var. Bu kilise yine gotik bir tasarımla, içindeki muhteşem vitraylarıyla ön plana çıkmış kiliselerden bir tanesi. Ancak çok bilinmiyor. O kadar çok dini yapı var ki bu bölgede. O yüzden burası biraz geri planda kalmış. Eğer siz de bu bölgeye gelirseniz hemen köşe başına sizi karşılayacak olan bu kiliseyi de gezmeye ihmal etmeyin. Latin Quarter bölgesindeki gezimize devam ediyoruz arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu devasa mekan Paris'in en ünlü dini mekanlarından arkadaşlar. Pantheon burası. Roma'da da biliyorsunuz ki bir Pantheon var. O da buna çok benziyor. Şu an belki açıdan göremiyorsunuz ama inanılmaz büyük bir kubbesi var. Paris'in her yerinden görülüyor bu kubbe. Burası 1758 yılında önce bir dini mabet olarak 9. Louis için emriyle yapılmış. Sonrasında Fransız devriminden sonra, yani 1789'dan sonra da anıt mezar olarak kullanılmış. İçeride Emile Zola'dan Jean-Jacques Rousseau'ya kadar birçok ünlü Fransız edebi insanının da mezarları bulunuyor. Burası tam bir kompleks. Arkada devasa bir kilise daha var arkadaşlar. Şu anda 9 euro karşılığında içeri girip o kubbesini ve içerideki mezarları görebiliyorsunuz. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Ve yeni durağımız arkadaşlar Lüksemburg Bahçesi. Burası 60 dönüm bir arazi üzerine kurulmuş. Maria de Medici tarafından kurulmuş. Dünyanın en iyi Rönesans bahçelerinden bir tanesi. Burada 100'den fazla Roma figürüyle Romalı heykeller var. Yani o Roma'da gördüğünüz tarzda tanrı, kral ya da ünlü insanların heykelleri var. Bulunduğumuz yerde bu parktaki en gözde yerlerden bir tanesi olan Medici Çeşmesi. Gördüğünüz gibi böyle ilk bakışta size yine bir İtalya havası veriyor burası. Arkasında da hemen gördüğünüz yerde de Lüksemburg Sarayı var. Burası uzun yıllar kraliyet ailesi tarafından konaklama, ikametgah yeri olarak kullanılmış. Sonrasında şu anda da binlerce insan burada günün yorgunluğunu atıyor arkadaşlar. Şu an tam bir huzur yuvasındayız. 6. bölgedeyiz şu anda. Hani vaktiniz varsa, yorulduysanız buraya gelip Latin Quarter bölgesinde olduğu için buraya gelip dinlenebilirsiniz. Ve muhteşem bir Paris seyahatinin sonuna geldik arkadaşlar. 2 gün boyunca ben size bu şehrin her yerini tanıtmaya çalıştım. Yetişebildiğim kadarıyla. Çok güzel bir gezi oldu ama gönül isterdi ki bu euro bu halde olmasın. Ve biz bu saraylara, bu müzelere hepsine tek tek girelim. Size bunları içinden de anlatırım. Hani bazılarına girdim, anlatmaya çalıştım ama mesela Versailles Sarayı'na gitmeyi çok isterdim. Onu artık başka zamana bıraktık. Şimdilik durum bu şekilde arkadaşlar. Açılışı Zafer Takı'ndan yapmıştım. Kapanışı da simgesel bir diğer yapı olan Eyfel Kulesi'nden yapıyorum. Artık bugün çok yoruldum. Videoyu bitirmeye çalışıyorum. Benimle kalmaya devam edin. Bir sonraki rotada görüşmek üzere.